Telekom'dan herkese merhaba. Bugün yine hem ekonomik, hem lezzetli, hem de gösterişli bir tarifle karşınızdayım. Belki de çokça sıkça yaptığınız bir şey, arpa şehriye pilavı yapıyoruz. Bir tek malzeme, yanına sadece bir yağ ilave ediyoruz. Bir arpa şehriye ile iki farklı kullanım şekliyle tel tel, tane tane, hiç birbirine yapışmayan arpa şehriye pilavı yapmaya ne dersiniz? Hadi yapımına başlayalım. İşte söylediğim gibi pilavımızın kahramanı tek malzeme arpa şehriye. 2 yemek kaşığı tereyağını tencereme alıyorum, iyice ısıttığım tencereme. Üzerine de 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Malzemeler çok az, hemen yapabilirsiniz. Tek özelliği arpa şehriyenin yapış yapış olur ama bu pilav tane tane, tel tel olacak. Şöyle tereyağı da eridikten sonra 2 su bardağı arpa şehriye kullanacağım. Şimdi öncelikle bu 2 su bardağı arpa şehriyeden şöyle 2 avuç kadar alıyorum. Onu güzelce kavuruyorum. 2 renkli olacak böylece. Normal beyaz pilavda da arpa şehriyeyi kavururuz ya, aynı şekilde aynı şey ama çok farklı oluyor. Hem tadı da çok farklı oluyor. Gayet güzel arpa şehriyelerim kavruldu. Bakın renk değiştirdiler. Renk değiştirdikten sonra kalan şehriyelerimi de ilave ediyorum. Ve onları da biraz kavuruyorum. Gayet güzel kavrulduktan sonra 3 su bardağı sıcak su koyuyorum. 2 su bardağı arpa şehriyeye 3 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Oranı tam geliyor. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi sadece tuzunu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Şöyle iyice fokurdadıktan sonra ocağın altını kısıp kapağını da kapatıp bir güzel pişirmeye bırakıyorum. İşte pilavım suyunu gayet güzel çekti ve arpa şehriyeler pişti. Şöyle bir kere karıştırıyorum. Bakın şu an bile gerçekten tane tane bir pilav oldu. Şimdi üzerini bir bezle ya da benim yaptığım gibi bir havlu kağıtla kapatın ve 10 dakika dinlenmeye bırakın. İşte pilavım yemeğe hazır. Biliyorsunuz birazını kavurmuştuk. Bakın şurada renkleri farklı. Diğerlerini kavurmadık. Bu hem lezzet hem de görsel olarak çok farklılık katıyor. Size ne kadar tane tane olduğunu da göstereyim. Bakın tel tel dökülüyor. Arpa şehriye pilavı yapmak aslında çok kolay ama bunu tutturmak çok zor. Şimdi artık bu püflerle sizin de arpa şehriye pilavınız böyle hep tel tel tane tane olacak. İşte görüyorsunuz nasıl tel tel değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.